Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sunar. Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli sanayicilerimizi, iş insanlarını ve tabii ki bölgenin ticaret deyince Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarını da konuk etmeye devam ediyoruz. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Başarılı iş insanı, aynı zamanda Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Levent Kalliben. Öncelikle efendim programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş buldum. Sizin ekonomiyle ilgili, ordunun sorunlarıyla ilgili bütün bu gayretinize hem teşekkür ediyorum hem de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bugün tabii insanın 31 Mart seçimleri öncesi bu programı yaptığımız için etrafa da bakınca hem ülkemizde hem bölgemizde her zaman seçim olsun, sorunlar çözülsün diyoruz. Acaba sorunlar çözülüyor mu yoksa çözüldü mü gösteriliyor? Sizin sahadaki gözlemleriniz nedir? Çünkü siz de devamlı bakıyorum, hatta programdan sonra da ziyaretçileriniz olacak. Onlara bölgenin sorunlarını anlatan raporlar sunuyorsunuz. Bu arada ayağınızın tozuyla Türkiye Odalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na da bir rapor sundunuz. Bugün çok sorular soracağım. Ama öncelikle hem ülkede hem bölgemizde gerçekleşen ihracat, işte kurulan, kapanan şirket, gelen turist sayısı, konut satışı, OSB'lerdeki enerji kullanımı, enflasyon size neler ifade ediyor? Veya Türkiye Odalar Birliği Başkanı ile genel ekonomiyi konuştuğunuz zaman evet, o nasıl değerlendiriyor? Siz bölgeyi Ankara'ya nasıl sundunuz ve siyasilere orduyla ilgili, bölgeyle ilgili nasıl rapor sunuyorsunuz? Çok sorularım olacak ama önce böyle bir başlayalım istiyorum. Evet, şöyle, biz bu 15-16 ay önce seçildiğimizde bütün seçim çalışması sırasında İki önemli şeye değindik. Birincisi, ölçmezsek yönetemeyiz. Yani birincisi ölçmemiz gerekiyor. Nerede olduğumuzu, ne yaptığımızın, elimizde ne olduğunu, nelere ihtiyaç olduğunu. Yani birincisi ölçeceğiz. İkincisi de envanterimiz ne? Yani elimizde neler var bizim? Bunları bilmemiz gerekiyordu. Şimdi bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar da bunları doğru düzgün toparladık ve ilgililerine bildirdik. Şimdi biz etkisi olan ama yetkisi olmayan bir kurumuz. Evet, tabii doğru. Bütün bu rakamlarla ilgililerine, bu işin sorumlularına ulaşıyoruz. Onlara dertlerimizi anlatıyoruz. İstatistikler çok önemli. Ordu nerede? İşte evet, bu ölçme işi burada başlıyor. Tabii. Burada yüreklice de itiraf etmek gerekiyor nerede olduğunuzu. Yoksa çözüp buna çözüm üretemiyoruz. Tabii. Önce sorunlarla yüzleşmemiz. Evet, sorunlarla yüzleşmemiz evet, gerekiyor. O zaman da söyledik, hala söylüyoruz. Tabii seçim zamanlarında siyasilerimizin vaatleri oluyor. Evet. Biz bu seçim süremizden, yani seçildikten sonraki sürede bir genel seçim gördük. Cumhurbaşkanlığı seçimini gördük. Şimdi yerel seçimdeyiz. Doğru. Yani 16 aylık şeyin içinde iki tane seçim gördük. Seçim, doğru. Seçim zamanları verilen vaatler var. Bir de bu vaatlerin sonuçları var. Tabii. Verilen vaatler gerçekleşti mi derseniz evet, genel seçimle ilgili hiçbiri gerçekleşmedi. Evet. Yani benim açımdan gerçekleşmiş hiçbir şey yok. Benim kurumum açısından da. Evet. Dolayısıyla bu vaatleri artık yerel seçimden sonraya bırakıyoruz. Ne yaptık? Ordunun ihtiyaçları var dedik. Fındıkta bir tekelleşme var dedik. Evet. Bu tekelleşme yarın bize başka sorunlar çıkaracak dedik ama güzel haberler geleceğine inanıyorum ben bu tekelleşme ile ilgili. Devletin kurumları aktif, özellikle Rekabet Kurumu'ndan çok olumlu cevaplar geleceğini ve bu firmanın da kendine çeki düzen vereceğine inanıyorum. Evet, bu önemli. Çok önemli. İkincisi, fındıkta bize görev düşüyor. ŞKS sistemi var, ziraat odalarımız sahaya hakim. Kimin üretici olduğunu, her üreticinin elindeki arsa miktarını, üreticinin son yıllardaki raporunu aslında onlar görüyor. Eğer biz ticaret odaları ve borsalar olarak fındık ticareti yapanları da doğru konumlandırırsak ölçülebilir bir fındık rekoltesini elimize alacağız. Ve ona göre artık sistem geliştireceğiz. Manav piyasası doğru çalışırsa her birisi birer lisanslı depodur. Her zaman söylüyoruz.
manav piyasasını doğru çalıştıralım, fındık fiyatı yukarıda kalacaktır. Her zaman yukarıda kalacaktır. Dünya gelişiyor, dünya büyüyor, dünya sağlıklı yiyecekten pay almak istiyor. Ordu da bu ürünlerden en kıymetlerinden birini yetiştiriyor, o da fındık. Doğru. Dolayısıyla biz bu pazara doğru ölçer, doğru stratejiler kurarsak bugünkü fiyattan 10 yıllarca hizmet verebiliriz. Bu bir. Evet. Şeye dönelim. Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na gelelim. O toplantıda Maliye Bakanımız da vardı. Çok doğru grafiklerle ve çok son derece basit bir anlatım tarzı seçerek Türkiye'nin durumunu bizlerle paylaştı. Ve çok net bir ifadeyle 500 milyar dolar borcumuz olduğunu kabullendi cümlesiyle. 500 milyar dolar. Evet. Eğer dolar 1 liralık artışa artışa uğrarsa 500 milyar TL'si gidiyor bu ülkenin. Yani biz dişimizden tırnağımızdan arttırdığımızla, ürettiklerimizle işte bu 500 milyar liraya ödeyeceğiz döviz yükselirse. Evet. Dolayısıyla dövizin yükselmesinin taraftarı değil hükümet. Dövizi enflasyon seviyelerinde tutma taraftarı. Bunu en son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da televizyonda dile getirdi. Doğru. Maliye Bakanı'nın bu söylediğini teyit etmiş oldu. İhracatçıların bir kur baskısı vardı. Evet. İhracatçılar döviz yükseldiğinde ihracatın artacağına inanıyorlar ve bu yönde talepte bulunuyorlardı. Evet. Onu da grafiklerle gösterdi. İhracat hiçbir zaman döviz arttığında artmamış. Yani son 20 yılın grafiğinde dövizin artışı ihracat artışı getirmemiş. Böyle bir algı var ama. Böyle bir algı var. Ama rakamlar başka söylüyor. Yani şu var, Maliye Bakanlığı aslında yapılması gerekeni yapıyor. Evet. Geç kalındı mı? Evet, çok geç kalındı. Yani bundan sonraki bedel daha ağır olacak. Evet. Bu bedelde özellikle iş dünyası olarak biz ve tabii ki alt gelir bu eziyeti çekecek. Tablo o. Acı bir reçete var. Bu reçeteyi ya da bu ilacı hepimiz kullanacağız. Evet başkanım, şimdi Tim Başkan'ın da açıklaması oldu. İhracatçıyı mutlaka oyunda tutacak politikalar izlemek zorundayız. Çünkü kredilerle destekliyorlar. Döviz açığı var yani. Kredilerle destekliyorlar. Yani oldukça güçlü destekler var. Evet. Yani onu çözmeye çalışıyorlar tabii. Çözülmüş diyemem. Evet. Çünkü şu anda sahaya yansıyan öyle bir paranın şey yok. Paranın maliyeti de yüksek. Paranın maliyeti yüksek. Faizler bugün itibariyle 55 seviyelerinde geziyor. Bu kredi faizleriyle yatırım beklemek mümkün değil. Evet. Yani peki projeye özel krediler sunulması noktasında iş dünyasından söylemler yansımıştı. Var. Özellikle yasayla esnaf odalarına tanınmış bir kredi oranı var. Yaklaşık 7-8 puan altından esnaf odaları kredi kullanıyorlar. Aynı şey iş dünyası için de gelecek. Kanun tasarısı hazır ve meclise sunuldu. Burada Odalar Borsa Birliği'nde çok önemli bir görev üstlendi. Aynı KGF'de olduğu gibi. Biliyorsunuz KGF aslında Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin bir kuruluşu. Doğru. Yani bu KGF'ler odaların kefaletiyle iş dünyasına verilen kredileri yönetiyor. Doğru. KGF fonu. Dolayısıyla burada da Türkiye Odalar Borsa Birliği önemli bir görev üstlenmişti. Şimdi aynısını ucuz faizli kredi iş dünyasına getirmek için yine rol alıyor bu piyasada. Peki başkanım, şimdi Ordu'da hep kimlik meselesi. Şimdi işte baktığımız zaman belediyeden Ankara'ya ayrı bir rapor, Ticaret Sanayi Odası'ndan ayrı rapor, siyasilerden ayrı bir rapor. Böyle tek Ordu var, tek bir raporun sunulduğu bir rapora erişebildik mi? Siz bu konuda çünkü bir çaba içerisindeydiniz. Evet. Yani çünkü şehrin öncelikleri her kuruma göre değiştiğinde Ankara'da diyor ki hani sizin önceliğiniz ne yani? Bir kere bu konuda anlaşın. Evet, ne diyorsunuz? Herkesin bu meşhur şey gibi. Körün fil tarifi gibi. Herkes neresinden tutarsa fili öyle tarif ediyor. Doğru. Bu ticaret ve sanayi odalarının görevi olmalı diye düşünüyorum. Doğru, ticaretin içinde. Tabii bunun için ama elimizde kadromuz var mı? Hayır, yeterli değil. Üniversiteyle bir işbirliğiyle bu iş yapılabilir. Bununla ilgili çalışıyoruz. Hocamız da bu konuda son derece aktif ve girişken. Onun da böyle bir talebi var zaten. Ordu İktisat Fakültesi ile, Ordu Üniversitesi'ne bağlı İktisat Fakültesi ile ve İstatistik bölümleriyle bu çalışmayı yapacağız.
Aynı İstanbul Sanayi Odası'nın yaptığı gibi bir endeks yayınlanabilir. Biz de bu raporları kendi üstümüzden ilgili kurumlara sunabiliriz. Tek elden olmalı. Çünkü bu dağıldığı zaman ne olduğunu görüyoruz. İşte Turizm Kültür İl Müdürlüğümüz gastronomi kitabı çıkarıyor. Doğru. Dönüyor Altınordu Belediye'miz çıkarıyor. Dönüyor Ünye Belediye'miz çıkarıyor. İşte dönüyor Büyükşehir evet. Belediye'miz çıkarıyor. Ama bütün bunlar darmadağınık, birbiriyle evet. çok bağdaşmayan farklı farklı şeyler. Bunlar tek elden çıksa hem ekonomik olacak hem hedef dağılmayacak ve daha doğru donelerle biz bir şeyler sunacağız. Yani ortada. Önceliğimizi Ankara'ya tek bir raporla sunmamız lazım. Yani birçok sorunumuz var ama önceliğimiz kesinlikle. En acilleri biz bu. Biz bir liste evet. çalışması yaptık. Acil evet. taleplerimizi her gittiğimiz kuruma, ilgilisine bunu sunuyoruz. Elimizde böyle bir artık şey var. Bugün yine Sayın Mahmut Özer gelecek. Evet. Birinci sıra milletvekilimiz. Ona da bunu vereceğiz. Başkanım, bu raporu biraz isterseniz kamuoyuyla da paylaşın. Hani ordunun sanayi odası olarak önceliğimiz ne? Siyasilerden ne istiyorsunuz? Vallahi bizim evet. önceliğimiz şu. Önce evet. bizim arsa ihtiyacımız arsa var. Ihtiyacı. Biz bugün gitsek evet. Türkiye'nin en kıymetli, en büyük yatırımcı holdinglerine desek ki gelin orduya yatırım yapın ve onlar da hevesli olarak gelseler. Evet. Sunacak bir metrekare arsamız yok. Evet. Yani orduda devletin tüm kurumları, bütün enerjilerini sanayi arsasına, turizm arsasına, sağlık arsasına kaydırmak zorundalar. Bunları üretmek zorundalar. Biz kendi çabalarımızla bir çalışma yaptık. Bir üretim vadisi projesi hazırladık. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk. Onlarla birlikte çok yol aldık. Şu anda iki organize sanayi birleştiren hat üzerinde yaklaşık 500 dönümlük bir arazide çalışma yaptık. Buradan %50 imarla çalışsak, yani sonucunu bulsa 250 dönümlük sanayi arsası çıkarabiliriz. Bu orta ölçekli sanayiye sunulacak. Ta o zaman da bu hedefimiz vardı. Ama çok yavaş yürüyor bizde proje. Evet. Yani işte birisi bu işi alacak, üstlenecek, görev edinecek, dağılmadan bunu bir an önce bitirecek. Zamana yayarsanız evet bitiyor ama ömür geçiyor. Yani doğru. işte organize sanayimiz başlayalı 8 sene olmuş. Evet. Geldiğimiz yer ortada. Şu anda nedir OSB'nin son durumu başkanım? Yatırımcılar vallahi birinci kısım evet. bitti. 15 tane yatırımcıya tahsisimizi yaptık. Yaptık. Proje aşaması da hemen hemen sonuçlandı. Artık ihaleye çıkacağız. Bakın yanı basımızdaki Giresun'da evet. bugün Sanayi Bakanı 5. organize sanayinin sözünü verdi. Sözünü verdi. Evet. evet. Biz 2. organize sanayimizde henüz hala devletin mahkemelerinin verdiği karar gereği ödememiz gerekeni biz insanlara tahsis ettiğimiz arsadan aldığımız paralarla ödedik. Evet. Yani buraya bir kuruş gelmedi. Bunu her yerde söylüyorum. En son Sayın Numan Kurtulmuş'ta olan toplantıda kendisine bunu arz ettik. Evet. 6 ayı geçti. Yine bir kuruş gelmedi. Yani orduya siyasilerin artık görev edinerek yatırım getirmeleri, görev edinerek para getirmeleri, görev edinerek proje getirmeleri lazım. Doğru. Bunu her ortamda söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Başkanım, şimdi Ulubey-Sivas hattında da işte bölgemizin en büyük ağaç ve orman ürünleri var, fındık sektörünün büyükleri var. Yani baktığımız zaman yaklaşık 5000 kişi istihdam ediliyor o Ulubey-Sivas yolunda. Fakat uzun zamandır doğal gaz beklentilerine cevap alamıyorlar. Yani sanayici olarak haksız rekabetle karşı karşıyayız. Yani biz elimiz güçlü ama bu gücü niye kullanamıyoruz deyip bizimle yaptıkları söyleşilerde onun çözüldüğünü dertliler. Söyleyebilirim. Bu müjdeyi verebilir miyiz? Çözüldü. Şöyle. Evet. Orada Karacaömer mevkiinde sanayi arsaları olarak geçen imar planında gözüken bir şey vardı. Lejant vardı sanayi evet. arsası ama uygulama yapılmamıştı. Yine Büyükşehir Belediyesi ile bu işin üzerine çok yoğunlaştık. Yaklaşık bir ay üstünde çalıştık. Meclisten geçti hiçbir itiraz olmadan. Çünkü tüm arsa sahipleriyle tek tek görüştük. Çok onlara güzel. Memnun edecek tabloyu sunduk. Orası geçti. Askı süresi de sanırım bitti. Yani artık orada 18. madde uygulaması yapılacak. Büyük parseller çıkıyor, sanayi parselleri. Ve sanayi parselleri çıktığında arada kalan yollar belirlenmiş oluyor. Bu yollar netleştiği için de artık doğalgaz yaklaşık Karimex fabrikasının evet. karşısına kadar ulaşmış oluyor. Şimdi yani ikinci etabı var. 6 fabrika doğalgaza kavuşacak. Onlar kavuşacaklar diyor. Evet. Tabii hemen yatırıma alacak şey. Evet. Aksa'nın bunu yatırıma alması lazım. Alması. Gaz dağıtım şirketi o. Evet. Ama
Bu işlem bitti, uygulama da bitti. Siyasilerin de topa girmesi lazım. Artık siyasi de bence geçti. Artık geçti. Aksa onu yatırım programını alıp yani bir an önce oraya ulaştırmalı. Yani iş zaten her taraf yani. Sanayi parseli. Yani yakında orası sanayi yatırımlarıyla da dolabilir. Sizin o üretim vadisi de orada değil mi başkanım? Hayır, üretim vadisi ikinci organize sanayi ile birinci organize sanayi. Yani Karapınar'la Karaağaç arasında Eyüplü köyünden geçen Bayadı köyünün dibinden tekrar köprüyle karşıya geçerek yeni karayolu güzergahına atlayan oradan da Canas dediğimiz Hacılar köyü üstünden Karaağaç'a giden yol. Burada o üretim vadisi. Evet. Peki başkanım, Büyükşehir Belediyesi ile belediyelerle Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü projeler nedir desem biraz önce yürüttüğünüz bir projeden bahsettiniz. İki proje işte. Birisi üretim vadisiydi. Üretim vadisi. Diğeri de Karacaömer mevkiindeki bu sanayi arsalarının bir tür fındık kümelenme merkezinin oluşturulmasıydı. Evet. İşte fındık kümelenme merkeziyle ilgili bitti artık. O meclisten çıktı. Uygulama başlıyor. Çok orada güzel. Sorun yok. Yani şu anda... Diğeri kaldı geride. Sanayiciye doğalgaz müjdesini verebiliriz. Orada bu oldu. Programda anlamlı oldu. Orada oldu. Şimdi sizden önce, bir hafta önce... 6-7 sektörde yatırımı olan sanayici iş insanı Yaşarlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yaşar'ı programı aldık. Kulaklarınızı çınlattık. Sizin başkanlık sürecinizde taahhütlerinizden biri olan özel üniversite ile ilgili bir açıklama yaptı. Bir de bize siyasiler yer göstersin. Hatta çalışacak 100 kişilik ismi de versin. Biz yatak fabrikasını kuracağız. Bize 5 dönüm arazi lazım ama Giresun'dan, Ordu'dan hiç fark etmez. Biz zaten benim yatırımlarım 2 il. 2 il zaten sorunlara da aynı, çözüm yolları da aynı. Biz stratejik ortağız diyor. Zaten yatırım yapmaya da devam ediyor Ordu'ya da, Giresun'a da. Şimdi yatırım için arazi istiyor ve buradan da seslendi. Yani sesimizi duyun. Biz hala bu yüksek enflasyonda sanayici olarak yatırım iştahımız devam ediyor. Yatırım yapacağız ama bize yer gösterin diyor. Siz de o organize araziden bahsettiniz. Organize sanayide yer var. Organizede. Var. Evet. Yeni organize sanayide yerimiz var. Tahsis edebilir miyiz? Tahsis edebiliyoruz tabii yani. Evet. Zaten arsa fiyatı çok ucuz. Evet. İstimlak ettiğimiz para üzerinde de altyapı yatırımı. Yani doğalgazından elektriğine kadar. Onlar için alıyorlar. Onlar için alınmış para bu. Bir yılı içinde ödüyor parasını. Evet. Cazip, fiyat olarak da cazip. 2000 lira seviyelerinde metrekaresi. Bugün çoğu organizeden cazip. Cazip. Şu anda peki sanayici sağlam bir altyapı istiyor. Zaten yani, 2 milyon lira altyapıya gider artık. Gider, hani sağlam arsa bir bedava. Altyapıyı OSB'de ne zaman görebiliriz? Sağlam bir i̇şte altyapı. İhaleye çıkmaya biz hazırız. Evet. İhaleye çıktığında da ödenekleri artık siyasilerin işi bu ödenekleri çıkarmak. Siz dediğiniz gibi biz etkili bir kurumuz ama yetkili yetkimiz bir kurum yok. Değiliz. O yüzden siyasilerin işi. Onu. Diğer tarafta sizin özel üniversite projeniz, yani sizin seçim karnenizde de vardı. Evet. O projeden dolayı sizi kutluyor ve şöyle bir öneride bulundu. Bu projede de Ordu ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası da dahil edilerek, Bulancak Sanayi Odası, işte Fatsa, Ünye, Ordu, Ordu Ticaret, hepsi, hatta biz sanayiciler olarak başkan bizden de ödenek alsın. O üniversiteyi iki ilin ortasına kazandıralım önerisinde Şimdi bulundu. Bununla ilgili şöyle, yasada 1 milyar TL'lik bir sermaye ya da bir mülk istiyor şey. Teminat olarak. Teminat arıyor. Yani bu vakfı kurmak için, yani o üniversite şirketini oluşturmak için 1 milyar TL'lik bir şeye ihtiyaç var. Ya mülke ihtiyaç var, ya aynı da, sermaye olarak göstereceksiniz ya da nakdi sermaye ihtiyacınız var. Evet. Böyle bir tablo var. Bu güç birliğiyle. Bu ancak güç birliğiyle olur. Evet. Bir kişinin yapacağı yatırım değil. Tabii. Onunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere bir şey hazırladık. Bunu TOB başkanımızla da paylaştık. Büyük şehirlerde sanayi büyük şehirlerde. Evet. Sağlık büyük şehirlerde, eğitim büyük şehirlerde. Halbuki bu deprem ve felaketler bize gösterdi ki Türkiye'nin bu tür hasarlar görmemesi için tüm bu yatırımların Anadolu'ya dağılması gerekiyor. Tabii. İşte deprem tehlikesi i̇şte var. Tabii. Evet. Mesela sağlık sektörünün üniversitelerin de aynı sanayici gibi ve enerji sektörü gibi Türkiye geneline dağılması gerekiyor. Bu bağlamda hazırladığımız dosyayı ona da sunduk, danıştık. Şimdi Cumhurbaşkanı'na ileteceğiz. Bugün Mahmut Bey geldiğinde de ona bunu vereceğiz dosyamızı. Evet. Mesela İstanbul'da özel üniversitelerin açtığı bazı bölümler var. Bugün karşılıkları yok bunların. Zamanında açılmış fakülteler. Oradan mezun olanların iş bulma şansı yok artık. Evet.
bitmiş, tükenmiş, görevini tamamlamış fakülteler. Eğer bu üniversitelerin İstanbul'da, Ankara'da ya da büyük şehirlerde, Antalya'da açtıkları bu her kapattıkları efektif olmayan fakülte yerine Anadolu'da bir fakülte açmalarına, yani bir kuzey kampüsü oluşturmalarına izin verilirse hem parasal olarak bu 1 milyar liralık sermaye ihtiyacımız olmayacak. Onlar burada bu programları açacaklar. Maliye Bakanı'nın konuşmasında Türkiye'nin 600 bin yazılımcıya ihtiyacı olacak önümüzdeki 5 yıl içinde. 5 yıl içerisinde 5 yıl 600 bin yazılımcı. Şimdi biz bundan hangi payı nasıl alırızı tartışmalıyız. Onun için de burada eğer özel üniversitelerin burada bir şube açmalarına izin verirlerse, bir iki üniversiteyle bu görüşmeleri yaptık. Bahçeşehir Üniversitesi ile yapıyoruz hocamızla. Sağ olsun çok da ilgili bu konuda. Yine Beykoz Üniversitesi ile böyle bir talebimiz var. Onun sahibi de Ordulu herhalde Beykoz'un. Öbürü de Enver Bey de. Enver Bey de Ordulu. Evet, Enver Bey'in çalışmalarında bu yazılımla ilgili. Çok güzel. Şimdi en son bir şey yaptık, bir program yaptık. O da DOKA üstünden bir çalışma yapıyor. Ama bunu fakülte haline getirmemiz lazım. Biz akademi üstünde çalışıyoruz bu şeyi delebilmek için. Evet. Bu sistemi delebilmek için şu anda akademi üstünden çalışma yapıyoruz. Akademinin yerine bir fakülte haline dönüşmesi ancak Cumhurbaşkanı'nın buna izin vermesiyle mümkün. Bu izni aldığımızda Ordu'da bir yazılım fakültesi, bir mekatronik fakültesi gayet rahat açılabilir. Evet. Ve bunun karşılığı artık Türkiye'de var. Türkiye'deki yazılımcı açığı had safhada şu anda. Şu anda yazılımcı açığı. Tüm sektörlerde inanılmaz derecede açık var. Çok doğru. Başkanım, iki izleyici sorumuzu alıyorum. Bunu da size sorayım. Şimdi ülkemizde maalesef her şeyin adını kader koyduk. Yani tedbir almadan aslında kader gayrete aşıktır. Beklenen bir Karadeniz'i iki bilim adamları söylüyor bunu. 2-3 yılı içerisinde Akdeniz iklimi Karadeniz'e gelecek. Bunun sonuçları olacak. Yani biz buna il olarak hazır mıyız? İkincisi, fındık bundan nasıl etkilenecek? Çünkü bölgenin en büyük geçim kaynağı. Diğer tarafta siz de söylediniz, İstanbul biraz daha açalım. Bir ülke konumunda, yani 11 ilde olan 100 yılın depreminden daha fazla nüfus İstanbul'da ve ülke ekonomisinin %70'i. Şimdi buradaki sanayi kuruluşları devamlı olarak Anadolu'ya kaydırılsın diyoruz. Ama Anadolu'daki şehirlerin de bu taleplere cevap verecek altyapının olmadığını görüyoruz. Yani yine kadere doğru gidiyoruz. Başkanımız bunu nasıl yorumlar? İşte hep söylüyoruz. Arsa, arsa, arsa. Yani eğer siz İstanbul'daki sanayicinin buraya gelmesini istiyorsanız, büyük şehirdeki ya da yurt dışındaki yatırımcının buraya gelmesini istiyorsanız ona arsa sunmak zorundasınız. Arsayı sunma görevi ilin büyük şehrine veya işte ilçe belediyelerine ait. Bunlar bu organizasyonu yapacaklar. Hatta sadece merkezde yer alan ya da büyük ilçelerde yer alan organize sanayiler değil. Belki bugün Gölköy'de, Gürgentepe'de, Ulubey'de küçük küçük böyle 40-50 dönümlük, 60 dönümlük sanayi arsaları çıkarıp o yörenin insanının da kendi ilçesinde sanayi kuruluşlarında çalışarak o ilçenin nüfusunu terk etmeden ya da göç vermeden yaşayabilmesi lazım. İşte bütün bunların planlama görevi büyükşehir belediyelerinin elinde. Yani ordunun mutlaka bir 100 bin plana ihtiyacı var. Ordunun mutlaka bir makro gelişme planına ihtiyacı var. Oturup bu planları herkes yapmalı. Bu planların içinde Akkuş'ta ahşap mı üreteceksiniz? Mesudiye'de hayvancılık mı yapacaksınız? İşte Perşembe'de veya Gülyalı'da eğitime dönük ya da turizme dönük mü çalışma yapacaksınız? Bunları o makro planların içine koyup bütün desteklerinden yararlanmamız lazım. Bunu yapmazsak biz günlük tavırlarla, tarzlarla kalkınmaya çalışacağız. O da gitmiyor bir yere. Sektörel ayrımı yapmamız lazım. İlçe ilçe diyorsunuz. Yani o oranın potansiyeli ne üretiyor? Neye uygunsa. Evet. Onun üzerine ona göre. Şimdi Mesudiye'de var. Evet. Ormanlar var. Orman alanlarımız var. İşte hayvancılığa müsaitse ona göre bir makro plan yapıp o sanayiyi orada teşvik etmeliyiz. Evet. Yine Odalar Borsa Birliği'ne bir şey sunduk. Sanayi Bakanlığı'na da götüreceğiz şimdi bunu, öneriyi. Ham madde nerede üretiliyorsa o ham maddeye dayanan sanayi pozitif olarak ayrımcılık gösterip en az 10 puan farkla desteklenmeli. Yani fındığı biz üretiyoruz. Fındığın
buradaki desteği artı 10 puan olmalı en az Manisa'ya göre. Evet. Ama adam ne yapıyor? Buradan yükleyip Manisa'da işte. Doğru. Olmaz bu. Evet. O zaman sen sadece ona ham madde tedarik eden çiftçilikten öteye geçemezsin. Yani, sanayi burada desteklenmeli. Fındığı çuvaldan çıkarmalıyız. İşte Artvin'de mesela ahşap sanayi desteklenmeli. Tabii. Çünkü kereste orada var. Doğru. Başkanım, bu bölümde yine bir izleyici sorusu her zaman alıyoruz. Yani kaç tane gelirse seçerek. Tabii. Hepsine zamanımız yok. Şimdi izleyicimiz der ki, Sayın Başkan çok güzel vaatlerde bulundu ve seçildi. Ve yalnız diğer taraftan da seçilir seçilmez işte Rusya-Ukrayna Savaşı, 100 yılın depremi, böyle üzücü olaylar yaşadık. Diğer taraftan da diyor, insanlar göreve gelene kadar belli bir heyecanı ve gözünde enerji oluyor. Sayın Başkanımız da yanılmıyorsam 15 ay geçti. Taahhütleri noktasında, evet, ve enerjisi noktasında bir yorgunluğu var mı? Hani göreve gelince, ya biz bunları söyledik ama biz bunların altından nasıl kalkacağız diye bir düşüncesi var mı? Nasıl bu soruya bir değerlendirme yapın? Buyurun. Yok. Yani şimdi öyle şurada orada lafınızı balla keseyim. Siz şunu da demiştiniz. Seçim öncesinde biz bir röportaj yaptığımızda, samimiyetle söylüyorum, ben seçilmesem bir de günün kazananıyım. Çünkü her yeri gezdim. Evet. İnsanlarla beraber oldum. Doğru. Ve çok büyük bir mutluluk yaşadım dediniz. Ama büyük bir başarıyla da seçildiniz. Şimdi o enerji duruyor mu? Duruyor. Bu taahhütlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Duruyor. Buyurun. Yani şöyle. Evet. Ben bütün o planlamamı 2 yıl için yaptım. Evet. Yani orada verdiğimiz şeyler, sözleri 4 yıl için vermedim aslında. Tabii. Evet. 2 yıl için verdim. 2 yıl. Çünkü 2 yıla, evet, 2 yıla sığdırmayı planlıyorduk. Evet. Yani iş planımız 2 yıldı. 2 yıl. Bunun içine işte deprem girdi. 2 tane de seçimimiz var tabii. Ha nerede? 1-2 ay gerideyiz, o kadar. Evet, değerlendirdiğimizde. 1-2 ay gerideyiz, o kadar. Verdiğimiz o icraata dönük işlerin içinde teorik kısmın neredeyse %80'ini bitirdik biz. O yolları aldık. Yani işte sanayi envanterimiz çok çok ileri seviyede. Artık ne ürettik biliyoruz, ne üretiyoruz biliyoruz. Şimdi ne tüketiyoruz biliyoruz artık. Bu ölçme değerlendirmenin tümünü yaptık. Devamlı bunları da geçtik. Toplantılar yapıyorsunuz, sürekli ziyaretler yapıyorsunuz. Sürekli yapıyoruz. Üyeleri geziyorsunuz. Tabii. Evet. Üyelerimizi çok gezemiyoruz. Aslında evet, orada biraz şu anda da hani onlardan da özür diliyorum. Sektörel çok fazla toplantılar var. Sektörel toplantılar yapıyoruz ama eski üye ziyaretlerimizi artık bu Ramazan'dan sonra biraz daha rahatlıyoruz. Daha tabii fazla yaparız. Evet. Şöyle, verdiğimiz sözlerin içinde en önemlisi fuar alanlarıydı. Fuar alanıydı evet mesela. Fuar alanında üniversitemiz, Büyükşehir Belediye'miz ve biz bir ortak çalışma yapıyoruz. Arazimiz, yerimiz hemen hemen belli. Ve biz fuarcılık şirketimizi kurduk. Yani bir ordu fuarcılık ve kültür merkezi faaliyetlerini yürütecek şirket kuruldu şu anda. Evet. Ticaret odamızın çok bünyesinde güzel bunu kurduk. Evet. Şimdi o arsamız çıktığı anda tahsisini isteyeceğiz. Ve üzerindeki fuar yatırımına başlayacağız. Arsa sahibi olarak üniversite ve Büyükşehir Belediyesi olacak. Üstündeki yatırımı fuarcılık şirketi yapacak. Fuarcılık şirketi de şimdi halkımızı açacağız. Evet. O devir alır almaz halkımızı açacağız. Kim ortak olmak isterse, kaç lira oranında hissedar olmak isterse o şirkete ortak olacak. Biz temel şirketimizi kurduk. Yani 11 ortaklı bir şirketimiz var şimdi. Şu anda fuar evet şirketimiz hazır. Hazır. Ama ondan sonra bu 1000 ortaklığa çıkacak belki. Ordu ancak böyle büyütebiliriz. Evet. Yani çok insanın az paralarla hissedar olduğu ve şehri büyüttüğü bir modelle gelişebiliriz biz. Sermayesi güçlü bir şehir değiliz. Doğru. Her ne kadar dışarıdan öyle görünse de öyle değil. Tabii, doğru. Sonra yine sosyal alanlara hizmet vermek için mesela bir binicilik okulu, atlı spor kulübü kurmak istemiştik Ordu'da. Evet. Ve yine deniz sporları ve yelken kulübü kurmak istemiştik. Ordu'nun sosyal yaşantısını büyütmezseniz burada beyaz yakalıları tutamazsınız. Doğru. Şimdi deniz kulübümüzü de kurduk. Büyükşehir Belediyesi ile protokolümüzü de yaptık. Dündü ya da ondan önceki gün sanıyorum meclisten onaylanarak çıktı. Yer tahsisini onlardan alıyoruz. Orada da yelken ve deniz kulübünü kuracağız. Karadeniz'i, Sinop ve Ordu Karadeniz'de turizmi temsil edecek 2 önemli noktadır. Karadeniz'in Bodrum'u yani. İkisi evet de, evet, evet. İkisi de son derece vasıflı evet ve Karadeniz'de turizmi temsil edecek bölgedir. Bizim bir avantajımız şu Ordu'nun. Gülyalı ilçemiz havaalanının hemen dibinde, turizme, deniz turizmine çok uygun
Perşembe hemen yanı başımızda, evet. Deniz turizmine çok uygun ve kıyısı son derece şık ve güzel, bozulmamış ki hala müdahaleler oluyor. Yani inşallah evet. bozulmaz bundan i̇nşallah. Sonra da. Ve Kabadüz ilçemiz. Evet. Kayak turizmine, dağcılık turizmine, yayla turizmine çok uygun. Dolayısıyla biz çok iyi bir konumdayız. İşte bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de sosyal altyapıyı hazırlamamız lazım. Evet. Biz de o sosyal altyapıya adım olsun diye yelken ve binicilik sporlarını kurduk. Bundan sonraki aşamada inşallah yine devletin de tabii orada şeye var, katkısı olması lazım. Tabii, çok çok önemli doğru. bir şey. Teknoparkımızın aktif olması lazım. Evet. Teknoparkımız seçilen bina yüzünden... Sorum oydu, teknoparkta sorun durum dediği. Evet, sorun evet. var. Evet. Çünkü seçilen binanın güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendirme. Yeniden yapılması bence daha uygun. Evet, yeniden Şimdi yapalım. Hocamız zaten, rektör hocamız da bu konuda bunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Eğer bu işte tamamlanırsa teknoparkımız da devreye girer. Bizim bu verdiğimiz sözlerin birçoğu tamamlanıyor. Hayata geçmiş. Hayata yani. Geçiyor. Orada eksiğimiz bizim üniversite. Üniversite. Çok onunla önemli. Ilgili o de biraz uzun soluklu bir iş. Gerekçeyi de anlattık. Yani evet, gerekçeyi de anlattık. Bunun dışında neler yaptık? Hani evet. Türkiye çapında etkisi olsun diye çok uğraştığımız şeyler var. Kalemler var. İşte muhasebeci odasıyla çok şey mali müşavirler evet. ve muhasebeci odasıyla çok iç içe çalışıyoruz. Onların sorunlarını da Odalar Borsa Birliği'ne taşıyoruz. Evet. Yine Müteahhitler Derneği ile birlikte çalışıyoruz. Ordu'nun yaklaşık 3-4 yıldır çok ciddi bir imar sorunu. İmar sorunu, evet. Bu imar sorunu çözülmüş gibi görünse de çözülmüş değil. Evet. Yani seçimden sonra biz iptal görebiliriz ki bu oran evet. bence bunun olasılığı çok yüksek. Evet. İşte burada bazen paylaşıyoruz, bazen sosyal medyada paylaşıyoruz. Evet. Tabii dışarıdan bakıldığında işte Ticaret Odası Başkanı'nın yorumu mu, işte Levent Garlıbey'in yorumu. Hayır, evet. benim iki şapkam var. Birincisi evet. ben şehir plancısıyım ve mimarım. Doğru. Bu taraf burası. Bu benim sosyal medyada da kullandığım, aktif kullandığım şey bu. Diğer taraf Ordu Ticaret ve Sanayi Odası. Ben meslek hassasiyetiyle bu konuya yaklaşıyorum. Yine hata yapıldı ve hata evet. yapıldığını söylüyorum. Evet. Meclis üyeliklerinde mutlaka şehir plancılarına, mimarlara yer verilmeliydi. Evet. Ve ön sıralarda yer verilmeliydi. Doğru. Bu sorun ancak uzmanları aracılığıyla çözülür. Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi yönetim kadrolarına, meclisten vazgeçtik, göremedik henüz orada. Evet. Ama yönetim kadrolarına, çalışan memur kadrolarına, şehir plancılarıyla ve mimarlarla desteklemek zorundadır. Bunu Tabii. yapmazsanız gene çıkamayacağız bu işin için. Evet. Hani doğru. biz küp kırılmadan bir kere daha söylüyorum. Kaybeden orada oluyor. Orada oluyor. Evet. Yani bugün inşaat, lokomotif sektör evet. öyle ya da böyle. Tabii birçok sektörü çarpan evet. etkisiyle etkiliyor Şimdi yani. Şimdi sesimiz çıkmak zorunda kaldı. Tabii. Benim 1100 üyem var. Evet. Direkt bu konuyla ilgili. Yüzleşmemiz 1100 lazım. 1100 üyem var. 4000 Tabii. üyem. %25'i bu konuyla ilgili. Evet. Demek ki bir mağduriyet var. Tabii. Bunu çözmek zorundalar. Evet. Çözümün de yolu belli. Evrensel Dünya nasıl çözülüyorsa yani. Evet. böyle çözülecek. Tabii. Doğru bir planlama yapacaksınız. Doğru imar planı yapacaksınız. Yani sizin imar planınızda otopark yoksa, sizin evet. imar planınızda yeşil alan yeterli değilse, sizin imar planınızda sağlık alanı yoksa, turizm alanı yoksa iptal edilecek bir plan. Tabii. Yani bu evet. neye güvenip iptal edilmeyecek diyebilirsiniz. Evet. Yani inşallah gerekli dersler çıkarılmış. Yani inşallah dersler hani çıkmıştır gibi, yoksa tekrar buna tahammül yok. Dökülen su bardağını doldurmuyor. O yüzden inşallah evet. orada olarak tekrar böyle bir imar sorunu konuşmayız. Yaşamayız inşallah. Burada da sizin de dediğiniz gibi çok önemli bir istihdam var. İnşaat sektörü çarpan etkisi bir de inşaat yapıyor. Sektörü durduğunda ekonomi duruyor. Oyuncular yani. Düşüyor evet. ve başka şehirlere göçüyor. Tabii. Bugün Ordu'da kalıpçı, demirci evet. bulamazsınız. Bulamıyoruz. Yani. Evet. Maalesef. Bulamazsınız. Zaten parasıyla köylerde de işçi bulunmuyor. Yani öyle bir durum yaşıyoruz. Peki başkanım, şimdi baktığımız zaman sizin ticaret ve sanayi alanında önemli faaliyet gösteren genç girişimcilerle de bir araya geliyorsunuz. Onlara bakıyorum, toplantılara da katılıyorsunuz yani sektöre evet. gayet güzel. Evet. Onlara ne gibi telkinlerde bulunuyorsunuz? Biz o sözü vermiştik evet. seçilirken de. Evet. Yani ordunun bütün STK'larla biz iç içe olmak zorundayız. Tek ses olmak zorundayız. Evet. Burada hiç kimsenin koltuk, makam derdi yok. Ben mesela genç iş adamlarıyla çok uyumlu çalışıyorum. Evet. Yine
ASKON var, onlarla uyumlu çalışıyoruz. MÜSİAD'la uyumlu çalışıyoruz. ONDER'le uyumlu çalışıyoruz. ORSİAD'la uyumlu çalışıyoruz. Hatta biz ticaret odasının bünyesine topladık onları. Bugün ORSİAD bizim kiracımız. Evet, artık. Doğru. Aynı binadayız. Evet. ONDER bizim kiracımız, evet. Aynı binadayız. Genç iş adamlarının mekanları son derece düzgün olduğu için onlar gelmediler. Ama evet, biz çok sık bir araya geliyoruz. Son 10 yıla baktığınızda orada yapılan tüm yeni yatırımları genç iş adamları yaptılar. Evet, doğru. Bu bile aslında güzel bir gösterge. Güzel bir demek gösterge. Ki onlarla çok yol alınabilir. Evet, çok doğru. Evet, onlara yol gösterecek, önünü açacak ne varsa yapıyoruz. Geleceğin. Bir de biz ticaret odamızın artık toplantı salonlarını, mekanlarını, her şeyini halkımıza da açtık. Eskitiyoruz da orayı. Güzel. Yani yıpranacak kadar kullanılmalı. Şu ana kadar en son toplantıya giderken bir rapor vermişlerdi. 180 faaliyet yapmışız. 180 STK'larla faaliyet. Birlikte. Ticaret ve sanayi odası. Evet. Müthiş bir şey. Yani. Tabii. Şimdi önümüzdeki 2 gün içinde mesela tamamen tabipler odasının çalışması var bizde. Bundan çok. Önce kadınlar, kadın günleri işte 8 Mart kadın hakları günleriyle ilgili evet. vardı toplantımız. Doğru. Şimdi tabipler odamızın var 2 gün boyunca. Yani biz bunlarla hiç kopmadan iç içe çalışıyoruz. Çünkü ordunun sıkıntıları ortak. Evet. Peki başkanım, yönetim kurulunuzla, meclisinizle nasıl gidiyor, aldığınız kararlar, orantı nedir? Son derece evet. Yani biz bütün kararlarımızı hemen hemen oy birliğiyle alıyoruz. Oy birliğiyle. Tabii. Evet. Yani çoğu şeyi meclise taşıyoruz. Yetkilerimizi sınırladığımız şeyler var. Evet. Hatta kendi yetkilerimi sınırladığım kalemler var. Yani. Evet. Yani çoğunluk karar versin diyorsunuz. Tabii tabii, evet. Hiç sorun yok. Yönetimimizde evet. zaten... ilgili gayet uyumlu çalışıyoruz yönetim evet. kurulumuzla. Onlar da çok faal. Yine Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu aktif çalışıyor. Faaliyetleri son derece başarılı. Meclisimizde de uyum içinde çalışıyoruz. Bir de meclise katılım oranımız çok iyi. Yani eskiden yarıyı bulmadan belki evlerde imzalanıyordu. Birçok evet. yerde de öyle hala şehirlerde. Evet. Bizde neredeyse %80-85'e varan katılımlarla meclis yapıyoruz biz. Çok güzel. Gerçekten evet. bu çoğulcu katılım çok önemli. Çünkü insanlar katılmadıkları toplantıdan hesap sormaya kalkıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Evet. Varsa bir eleştirin, geleceksin, bir de tabii konuşacaksın. Bulunduğumuz evet. yer bizim aslında ticaret evet. ve sanayi tarafı. Bazen dışarıdan da hani şey olabilir, şöyle görülebilir. Evet. Bizim aldığımız kararlar bazen aslında yaşamın akışına olmamalıydı da diyebilirsiniz. Ama ben evet. orada benim üyemin çıkarını düşünmek zorundayım. Evet, üyenin mutluluğunu evet. düşünmek zorundayım. Yani şöyle söyleyeyim. Hangi kalemin, diyelim bizden bir fiyat soruldu. Bu arsa fiyatı olabilir ya da bir ürün fiyatı olabilir. Biz orada üyemizin menfaatini düşünmek zorundayız. Evet. Benim üyem kar etmeli oradan. Kar etmeyen müesseseler yaşayamazlar. Müesseseler kapandığında işsizlik başlar. İşsizliği evet. olan şehirlerde de siz yaşayamazsınız. Üyelerin kullanması noktasında, ordudan ihtiyaçların giderilmesi noktasında şehrin dinamikleriyle her yerde konuşuyorsunuz öneriyoruz. Değil mi? Her yerde evet. öneriyoruz. Çünkü, yani biz yerli evet. yerli tüketime, yerli önceliğe fırsat tanımalıyız. Evet. Bunlar bunu yapabiliyor. Niye dışarıdan? Evet. Olsun? Niye evet. dışarıdan olsun? Evet. Yani öncelik tüm her şeyi yerimiz. Biz yerlide çözmek istiyoruz. Yine mesela üyelerimizle ilgili bazen dost olduğumuz, birlikte hareket ettiğimiz STK'larla da çatışıyoruz. Ama bizim çok üyelerimizin iyi. Çıkarı önemli. Evet. Orada Ünye, Fatsa, diğer odalarla da güzel bir bunlarla paydaşlarla gayet, bir araya gayet geldiniz, ilimliyiz. Toplantılar yani yaptınız. Yani Ünye'nin hem borsası odası hem işte evet. Fatsa Ticaret Odası, Ticaret Borsası orada hepsiyle son derece uyumlusunuz. Ortaklaşa yaptınız. Borsayla çok. Da uyumlusunuz. Peki başkanım, bu 15 aylık dönemde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak hani zorlandığınız bir konu oldu mu şu ana kadar? Ya şöyle, özel sektörden evet. alıştığımız için biz işin çabuk evet. yürümesinde tabii. Evet. Alıştık. Doğru. Burada o tabii biraz devletin şeyine kalıyor. Siyasete, evet. devlete, işte belediyelerin kendi i̇şte işlerine. Etkiliyiz ama yetkili değiliz. Yani o hız gidiyor. Düşüyor orada. Evet. Bize göre yapılmasında hiçbir sakınca olmayan, evet. Bir an önce imzalanması gereken şeyleri bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki başkanım, şimdi şehrimiz bizim çok güzel, hani isim olarak büyük şehriz de aslında butik en güzel şehriz bölgede. Hani doğal coğrafyamız falan, gerçekten buraya özellikle ben banka müdürlerinden veya büyük holdinglerin CEO'larından Ordu'yu dinleyince zaten mutluyuz ama onların gözüyle
ordu bir cennet. Bizim gözümüzde de öyle. Hatta bir büyük bir grubun, dünyaca ünlü bir grubun CEO'su buraya geldiğinde eşini aradı. Emekli olduğunda orduya yerleşelim, evet, dedi. Yani şehir geleceğine her ne kadar karma ekonomiye sahipsek de büyük araziler olmadığı için ağırlıklı olarak turizmde görüyor. Şimdi güzel bir haber. İşte Çambaşı'da çok güzel sanayicilerimiz tarafından otel yarın resmen açılıyor ve misafir kabul ediyor. Ve Kabadüz Belediye Başkanımızla konuştuğumuzda da çok büyük talepler var. İşte tatil köyleri olsun, diğer oteller olsun. Tabii bunların hepsini çevreyi koruyarak yapacağız. Kayak merkezi, sağlam bir altyapı. Bu yol Çambaşı'na yakışmıyor diyoruz. Adam şöyle bir açıklama yaptı. Onu sizin oturduğunuz yerde konuk aldım. Bizim diyor çok ünlü misafirlerimiz de geliyor. Herkes diyor Çambaşı'nda çok mutlu. Ama insanlar Çambaşı'na gelene kadar enerjisini yitiriyor. Bu yollar, doğru, yakışmıyor. Bu, doğru, yollar yapılsın. Hatta havalimanından Çambaşı'na helikopter seferleri turizme katma değer sağlar. Öneri olarak bir de tanıtımı biz firmalar bazında bırakıyoruz. Tanıtım eksikliğini dışarıdan bir göz olarak söyleyebilirim açıklamasını yaptı. Geleceğini turizmde gören, ağırlıklı olarak tabii her sektörde varız ama ilimizin önemli eksiklikleri var. Çambaşı'na nasıl bakıyorsunuz? Otel hayata geçti. Hatta ben şöyle söyledim. Ünlü bir marka Ordu'ya yatırım yapacak. Sormuş Ordulu bir arkadaş. Hani nasıl olur biz bu yatırım yapsak? Vallahi Ordulular kazanır ama inşallah firma olarak siz de kazanırsınız. Şimdi Çambaşı büyük bir yatırım kazandı. Sonuçta eser çıktı ortaya. Ordu kazandı. Biz inşallah yatırımcıları da kazanır. Turizm çok önemli bir konu. Sizin de turizmde yatırımlarınız var ve destekliyorsunuz. Altyapı eksikliklerimiz var. Çok güzel bir iyiliz. Çok. Evet. Neler yani söylemek istersiniz? Bugün sizin yayla turizminiz. Evet. Ordu'nun yayla turizmi aslında şu an itibariyle tamamen yola bağlıdır. Evet. Yani o yol tamamlanmadığı sürece burada yaptığınız hiçbir yatırım karşılığını alamaz. Tabii. Mümkün değil. Yani, doğru, hafta sonu insanlar giderken bile eziyet çekiyorsa oraya turisti, evet, getiremezsiniz. İnanın kar yağdığında daha cazip. Hiç değilse çukurlara düşmeden gidiyorsunuz. Evet, doğru. Ama bugün o yılan hikayesine dönmüş 10 yıldır neredeyse yapılan bir yol var. Evet. İşte bunun neden bitmediğini, niye, evet, bitmediğini ilgililerin sorgulaması lazım. Ödenek, tabii, mi yok? Evet. Yolda mı sorun var, müteahhitte mi sorun var? Evet. Şimdi bana kalırsa hepsinde sorun var. Hepsinde sorun var. Yani eğer, doğru, müteahhit ödeneğini alabiliyorsa o yolu yapar diye düşünüyorum. Evet. Ha, müteahhit işini yapmıyorsa da ilgili denetleyen kuruluş bunların ipini çeksin. Evet. Biz buradaki bütün yatırımlarımızı, ben orada bir yatırım yaptım Turnalık'ta. Evet. Biteli 3 sene, 4 sene oldu. Aktif hale getirdik. Yaparken de 3 sene sürdü. 7 senede yol bitmedi, tesis bitti. Tesis bitse ne olur? Yolunuz yok. Evet. Gidemediğin yer Gidemediğiniz senin yer sizin değil. Doğru. Sonra yol olmadığında kontrol mekanizması da çalışmıyor. Doğru. Yani siz oraların sağlıklı bir mimariye, sağlıklı bir dokuya sahip olduğunu da kontrol edemiyorsunuz. Belediyeler artık buralarda yapılaşmalara da bir sınır getirmeliler. Şimdi görüyoruz orada herkes canının istediği yere bir tane ev koyuyor. Evet. Sonra o eve bir yol istiyor. Belediyeler bunlara yol götürüyor. Evet. Siz drone'la bir çekim yapın Çambaşı'nda. Böyle dönümlerce yeşil alanların ortasında araba izleriyle karşılaşıyorsunuz. Doğru. Ve hatta yola çakıl dökülmüş tablolarla karşılaşıyorsunuz. Bu da yanlış. Yani, evet, eski oba kültürü tekrar canlanmalı. Ev yapılacaksa bu obaların içine yapılmalı. Evet. Ki hem toplu olsun, yollar kirlenmesin, hem güvenlik açısından daha doğru. İşte oralarda buralarda tek tük yapılmış yapılar doğayı perişan ediyor. Doğru. İşte hepsinin bir elden, tek bir gözden disipline edilmesi lazım. Yoksa burayı da biz kaybederiz. Evet. İşte aynı Uzungöl gibi. Şimdi Uzungöl'ün bence hiçbir değeri, hiçbir kıymeti, evet, yok. Hani niye gidilir onu bile bilmiyorum. Evet, çok doğru. Peki başkanım, diğer yine izleyici sorumuz. Ben buradan gelmese değer program seslendiriyorum. Şimdi çok prestijli bir havalimanımız var ama geleceğini turizmde gören bir il. Halen biz Havaş'la Samsun'a, Giresunlu kardeşlerimiz de Havaş'la, evet, Trabzon'a gitmeye devam ediyor. Evet. Bu bir kere acil bir işimiz olduğunda hiç riske girmeden ya Samsun'dan ya Trabzon'dan Ordulular, Giresunlar binmeye devam ediyor. İzmir, evet, Kıbrıs, Antalya seferlerimiz yok. Yurt dışı seferlerimiz yok. Evet. Sağlık turizmi diyoruz. Sağlık turizminin de gelişmesi için yurt dışından binen bir turistin
direkt Ordu Havalimanı'na inebilmesi lazım. Evet. Aktarma olayları da var. Yani havalimanımız sahipsiz. Yani Ordu lobisi bu konuda sınıfta kaldı diyebiliriz. Şöyle, neler söylemek istersiniz? Şöyle, evet. Tabii biz de çok üstünde duruyoruz. Çok evet. sık görüşüyoruz. Evet. Hatta dün yine havaalanındaydık biz. Yani öyle değil dün mi? De, bu hafta tabii. yine gündem oldu çünkü. Ya şöyle, evet. bir de çok doğru bilgiye dayanarak da evet. Haber yapılmıyor aslında. Orada da biraz hassas da durma, evet. hassasiyetle durmak lazım. Yani şu haberin evet. kimseye bir faydası yoktur. Orada havaalanında sürekli sis oluyor. Buraya evet. uçak inmiyor. İptaller var. Şimdi evet. bunu siz yurt dışında evet. birileri duyduğunda biletini Samsun'a Trabzon'a alır. Alır. Evet. Samsun'da ne kadar sis oluyorsa, evet. Trabzon'da ne kadar sis oluyorsa bizde de o kadardır veya evet. iki gün fazladır bu. Üç Tabii. gün fazladır. Evet. Ama sis nedeniyle uçağın inmemesi evet. aslında uçağın içindeki yolcuların hayatının tehlikeye atılmaması anlamındadır. Tabii, bunun bir yaklaşma aslında. Sınırı var. Evet. Uluslararası bir norm var. Tabii. Bu norm diyor ki en altındakine işte 300-350 metre mesafeyi görmeden sen burayı alçalamazsın. Evet, kurallar bu. Pilot da geliyor 350'yi görmezse yaklaşmıyor buraya. Bunu böyle kabul edebiliriz ama yani, İzmir, Kıbrıs, Antalya, yurt dışı. Şimdi uçuşlara dışı, gelelim. Evet. Uçuşlara gelelim. Bunlar, mesela talep çok. Ordu Havaalanı'ndan evet. şu anda İstanbul yeni havaalanına 3 uçuş. 3 uçuş. Sabiha Gökçen'e de 3 evet. uçuş var. Yani İstanbul'a bizim 6 tane Türk Hava Yolları uçağımız uçuyor. Evet. Dönüyoruz. İzmir'e haftada 2 tane uçağımız var. Şu anda. Evet. Evet. Ankara'ya 2 tane uçağımız i̇ki var. 2 tane var. Ankara uçaklarının bazen doluluk oranı efektif olmadığında uçak şirketi yani Türk Hava Yolları ya da Anadolu evet. Jet bunu bayrak taşıyan filomuz bizim. Tabii. Bunu... erteliyor. Uçakta 20 yolcu, 15 yolcu varsa uçağın buraya gelmesi, dönüşünün de böyle olması milyonlarca dolar zarar. Evet. Adam da sonuçta bir firma. Evet. Şimdi 3 İstanbul'a uçmuşsunuz, 3 tane Sabiha'ya uçmuşsunuz, 2 tane İzmir'e haftada uçuyorsunuz, her gün 2 tane Ankara'ya uçuyorsunuz. Evet. Bazen işte teke düşüyor bu diyoruz. Şimdi bu uçuşlar bizim iç bağlantımız için yeterli. Evet. Bunun dışında ne var? 2 tane özel hava yolu var. Evet. Buradan uçan. Bir tanesi yine İstanbul'a bir ya da iki uçuş yapıyor. Haftada 12 uçuş yapıyor benim bildiğim. Yani neredeyse 3 günde 2 uçuş yapıyor. Evet. O özel hava yolu. Özel hava yolu. Var mı bunda bir sıkıntı? Yok. Evet. Yani bizim ulaşımımızda sorun yok. Şimdi ne kaldı? İzmir uçuşunun arttırılması. Talebimiz. Bu talebi evet. yapıyoruz. Evet. Büyük olasılıkla kabul edilecek. İnşallah. Yani İzmir uçuşumuz artacak. Evet. Yurt dışına gelelim. Yurt dışı, direkt seferler. Şimdidir. Evet. Bizim şimdi Türk Hava Yolları'nın Haziran ayından itibaren Münih seferi var bir tek. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları'nın aslında orduların en yoğun olduğu yer Düsseldorf ve Bonn Köln. Yani evet. Nordrhein-Westfalen dediğimiz alan. Doğru. Buraya her hafta kış yaz uçuş konulabilir. Doğru. Çünkü bu dolar. Tabii. Şimdi bununla ilgili baskımız ve evet, etkimiz olmalı. İnsanlar da 6-7 ay önceden alıyorlar bile. Evet. evet. Şimdi mesela bu operasyonlar Kasım-Aralık aylarında netleşiyor. Evet. Ve satışa çıkıyor. İşte o Kasım-Aralık aylarında insanlar biletlerini nereden alacağını biliyorlar. Biliyorlar. Artık. Dolayısıyla geç kaldık bunlara. Kaldı. Ha ama şimdi gene bastırıyoruz. Zararın neresinden dönerse kar. Mesela yine Türk evet. Hava Yolları ile ortak hareket eden bir firmamız var. Evet. Yurt dışı. İsmi söylemekte sakınca var mı bilmiyorum. Yani. Vermeyelim isim. Ha, neyse. Evet. Bu havayolu şirketi mesela Düsseldorf'a 4 uçuş yapıyor Samsun. Evet. 3 uçuş yapıyor Trabzon'da. Evet. Bunların yarısını biz dolduruyoruz. Evet, biz dolduruyoruz. Şimdi bu operasyonun Ordu'dan yapılması evet. lazım. En az birer uçağının buraya gelmesi evet. lazım. Yaz dönemleri. Tabii. Özellikle yaz dönemi. Evet. İşte bütün bunları iletiyoruz. Ama evet. bizim yanımızda evet. bizimle el ele tutuşacak, gidecek evet. bir güce ihtiyacımız Tabii. var. Aslında ordunun bu siyasi gücü var, var. Ama ortak hareket etmeyi bilemiyorlar. Kontrolsüz, İnşallah şu seçimden sonra evet. ne olur bilmiyorum. Kontrolsüz güç, güç değildir reklamlarda olduğu gibi. Evet. Gücü kontrol etmemiz lazım. Aslında evet. Adamların bakanı varsa bizim de bakanımız var. Evet. Vekili varsa bizim de ya var. Bir de şey, matematik karşı tarafı ikna hani, eder. Yani güzel bir söz var. Ne ararsan ara kendini de ara diye. Biz kendimizi evet. arayacağız. Uzayan kolu kesmek yerine kendi kolumuzu büyüteceğiz. Mesela Trabzon'la evet. yurt dışı uçuşlarımız hemen hemen aynı. Aynı. Yani evet. Münih'e onun da var, evet. bizim de var. Aslında şu çözülmeyecek tutka. Sorun değil bunlar. Değil. Biraz gayret. Ama evet. Körfez tamam. ülkelerinden evet. Trabzon uçuş alıyor. Ama evet. onun nedeni oradaki turizm Tabii. operatörlerinin aktif çalışması. Çok doğru. Başkanım Reci de uyarıyor. Aslında konuşacağımız bir iki saat daha konuşuruz ama burada...
Ordu kalkınsın ve gelişsin diye konuşuyoruz. Gelecek nesil, çocuklarımızın yüzleri gülsün. Ordu, üniversiteyi dışarıda bitiren çocuklarımız ne zaman orduya gelip dışarı gitmek isteği duymazsa esas o zaman gelişmiş ve kalkınmıştır. Çünkü ekonomik rakamlarla yüzleştiğimizde suratımız düşüyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Sizin de söylediğiniz gibi sorunları çözmek için öncelikle sorunlarla yüzleşmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Beraber ederim. Beraber kapatalım. Buyurun. Evet, ben evet. teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra ordu muhalefetiyle, iktidarıyla, yerel yönetimleriyle, işte STK'larıyla el ele tutuşup ortak hedeflerine daha çabuk yürür. Daha çabuk sonuç alırız inşallah. Evet, parasız bir döneme giriyoruz. Sıkıntıların olduğu bir döneme giriyoruz. Ama bu enseyi karartmamız anlamına gelmiyor. Evet. Şimdi bayramı da kutlayabilirsiniz başkanım. Çünkü evet. önümüz bayram. Evet. evet. Yani Ramazan'dan sonra inşallah evet. insanlar huzurlu ve güzel bir bayram geçirirler. Sonra da ilkbahar ve yaz dönemlerine mutlu girerler. Tüm üyelerimizin, tüm ordu halkının hem bayramı kutlu olsun hem de sağlık ve mutluluklar dileyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım bu paylaştığınız bilgiler için. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gülsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'nın sonuna geldik. Dileriz başkanımızın da dediği gibi 31 Mart'tan sonra kazanan şehirler olur, ülkemiz olur, kişiler değil. Çünkü şehirlerin, ülkelerin kalkınması doğru seçimlerle olur, projelerle olur. Projeler kazansın diyoruz. Ve bir başka hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sundu.